Merhaba. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan bu üzücü durumları elbette ki ben de bir birey olarak ve bir kadın olarak iliklerime kadar hissediyorum. Önce onu söyleyeyim. Tabii ki bir ailenin acısını aynı şekilde belki hissedemeyiz ama bir kadın olarak yaşadığımız zorlukları bildiğimiz için yani sokakta yürürken ki o tedirginliği saat birazcık hava karardığında ki hissettiğimiz tedirginlikleri, işte otobüse bindiğimizde kişi sayısı azsa yaşadığımız şeyleri biliyorsunuz hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. Öncelikle bütün ailelere başsağlığı ve sabır dilemek istiyorum. Yani polisimizden tutun şehit olan bu iki genç kızımıza, o küçük bebeğimize kadar, işte 8 yaşındaki kızımıza kadar hepsine yani şu an belki bilmiyorum stresliyim aklıma gelmiyordur ama zaten o kadar çok bu vakaları yaşıyoruz ki yeni değil yani bu durum. Kadınları korumak için sadece kadınları değil çocukları, yaşlıları, toplumdaki her bireyi korumak için bana göre de evet çok caydırıcı cezalar olmalı. Bunu talep etmek de bir vatandaş olarak en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Gerçekten ağır yaptırımlar olmalı. Benim bir çocuğum yok ve hayatında çocuksuzluğu tercih etmiş bir insanım ki bu birçok kişiye garip geliyor. Anne olmamayı tercih eden kadınlar hala bir normal olmayan şekilde karşılanıyor. Ama konu bu değil. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bakamayacağınız, yetiştiremeyeceğiniz çocukları doğurmayın lütfen. Çocuk sayınıza dikkat edin. Yani çünkü her çocukla aynı şekilde ilgilenmeniz gerekecek. Günümüzün hızlı dünyası malum. Her şeye zor yetişir olduk ve bu ilgiyi, alakayı eşit bir şekilde dağıtmanın zorluğunu da farkındayım. Bir öğretmen olduğum için de bunu farkındayım. Etrafımdaki anne olan insanları görüyorum. İki çocuğu olanın bile zor yetiştiğini görüyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Tek başına ailelerin suçu mu? Tabii ki değil. Çünkü kendi kardeşlerinizden yola çıkarak bunu düşünün. Aynı annenin, babanın yetiştirdiği İki birey aynı olmayabiliyor. Bunun dışında çünkü yetiştirme, ailenin yetiştirmesi dışında o kadar çok faktör var ki buna genetik faktörler, psikoloji, çevre faktörü, sosyal çevremiz yani işte okuldaki çevre, bütün bu etkenleri düşündüğümüzde aynı anne babanın yetiştirdiği iki çocuğun aynı olması çok 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 düşük bir ihtimal. Evet, benzer özellikler böyle çocuklar hiç yok mu? Var tabii ki. İşte iki ağırbaşlı, iki sakin kardeş gibi veya iki aşırı hiperaktif kardeş gibi, evet. Ama ben böyle belli başlı özelliklerden bahsediyorum. İşte birinin cani olması gibi. İki kardeşin ikisi de mi cani olabilir? Yani işin özü demek istediğim, çocuklarınızla yeterince ilgilenemeyecekseniz bu kadar fazla çocuk yapmayın. Bu örnekler için söylemiyorum. Genel konuşuyorum. Ama şunu da biliyorum ki tek başına ailelerin de suçu değil. Tek başına bunlara da yüklenmek doğru değil diye düşünüyorum. Bu haberlerde duyduğumuz internet siteleri var ya, inanın ben bu yaşımda onları ilk kez duyuyorum. Neden ilk kez duyuyorum? İlgi alanım değil çünkü. Böyle şeyleri merak etmiyorum. Ama çocuklar arasında, gençler arasında bunlar o kadar hızlı yayılıyor ki biri öğreniyor, o ona öğretiyor, o ona öğretiyor. Ve yani şok oldum, böyle sitelerin varlığı bile beni ürküttü gerçekten. Çok samimi söylüyorum bunu. Lütfen çocuklarınızı takip edin. Yani bir çocuğun telefonu var diye, tableti var diye 24 saat boyunca o telefon ve tablet onun elinde olacak diye bir şey yok. Anneciğim, babacığım, ben şu ödevi yapacağım. Evet, nereden yapacaksın? Şuradan. Takip edin. Ödevi bitirdiği zaman evet şimdi bunu alıyoruz. Biraz çizgi film izle, biraz kitap oku, biraz işte eğer iyi bir mahalledeyseniz parka gidip sokakta oyna arkadaşlarına, neyse yani bir süre veya çizgi film açalım tabletten. Bunun kontrolü işte sizde olacak. Ya lütfen çocuklarınızın interneti ne şekilde kullandığını takip edin. Bakın bu çok ama çok önemli. Ben kendi çocukluğumuzu düşünüyorum ve diyorum ki yani iyi ki internet yokmuş bizim çocukluğumuzda. Ha, teknolojiyi tabii ki iyi de kullanabiliriz. Sonuçta bu çocuklar sadece buralara mı giriyor? Hayır. Bir sürü şey öğrenebilirler dersleriyle ilgili internetten. Bir sürü bilgi öğrenebilirler, araştırma yapabilirler. Ben demiyorum ki hiçbir zaman eline tablet, telefon vermeyin. Ama bunun takibini yapacak olanlar da yine aileler, sizlersiniz. Herkesten çok rica ediyorum, bütün ailelerden eğitime, öğretime çok önem verin. Gereken önemi verin bu konuda.
Ya gerçekten her şeyin başı eğitim ve evet ağaç yaşken eğiliyor. Çok klasik bir şey ama doğru. Bir çocuğu inanın çok yani 3 yaşında artık çocuğun neredeyse bütün şeyi oluşmuş oluyor. Kişiliği, kimliği. O yüzden önce iş aileye düşüyor. Sonra işte öğretmenler ve onun bulunduğu arkadaş ortamını, sosyal çevresini denetlemek. Yine burada da iş çok fazla ailelere düşüyor. Yani o kadar üzgünüm ki giden yani gencecik yaşta gittiler, öbürü çocuk yaşta, diğeri bebek yaşta. Bunlara mı üzüleyim? Geride kalan ailelere mi üzüleyim? Vefat etme şekillerine mi üzüleyim? Ya o kadar garip bir ruh hali içindeyim ki biliyorum ki hepimiz bu duyguları yaşıyoruz şu an. Bize ne düşüyor işte? Bir vatandaş olarak bize tepki göstermek ve talep etmek düşüyor. Ben de bir vatandaş olarak daha caydırıcı cezalar, bu suçların karşılığında daha böyle güçlü cezalar talep ediyorum. Bu hasta zihniyetli insanların bunları yapmaya cesaret edememesini istiyorum. Bizi koruyacak tek şey yasadır. Bizim de talep ettiğimiz şey vatandaşlar olarak bu. Tekrardan bütün ülkeye ve ailelere başsağlığı dilemek istiyorum. Sabır diliyorum. Bu kadar. Başka söyleyecek bir şeyim yok.